belki de günün en çok konuşulan konularından biriydi efendim. Boşandığı eşine nafakasını ödemeyi unuttuğu gerekçesiyle gözyaşları dökerek cezaevine girmişti 81 yaşındaki Zülfü Dede. Görüntülerin ardından hayırseverler seferber oldu. Zülfü Dede'nin nafakası neyse ki ödendi. Ama 24 saat cezaevinde kaldı tabii ki bu arada Zülfü Şirin. Ve tekrar özgürlüğüne kavuştu. Kavuşur kavuşmaz da yaşadıklarını paylaştı. Peki neler yaşamış, gelin kendisinden dinleyelim. Bu yaştan sonra çekilecek gibi değil. En yaşlı bendim içeride hapishanede. Bu sözlerle anlattı yaşadığı en zor 24 saati. 81 yaşındaki adam en yaşlı nafaka mağduru olarak cezaevine girdi. Gözyaşı döktü. O görüntüleri izleyen herkesin yüreğini burktu. Yardımseverler harekete geçti. Zülfü Dede'nin nafaka borcu ödendi. Tekrar özgürlüğüne kavuşan Zülfü Şirin yaşadığı mağduriyeti anlattı. Ne yaptın 24 saatte? Hiçbir şey yapmadım. Orada kaldım, muhabbet ettim. Arkadaş edindiler. Onlar da üzüldüler. Çıktığıma sevindiler. 5700 liralık nafakayı ödemeyi unutmadığını, yolladığı paranın yanlış yere gittiğini iddia etti. Karşı dava açmaya hazırlanıyorum diye de ekledi. Nafakayı bir yıldır mı ödemiyorsun gözüktü? 2022'den. Ha, 2022'de bir eksiklik ama olmuş. O da yanlış yere gitmiş. Ben yatırdım parayı. 20 bin lira para yatırdım. Cezaevinden çıkarken de sevinç gözyaşları döken Zülfü Dede, onu tekrar özgürlüğüne kavuşturan herkese de teşekkür etti. İlgilenenlerden hepsine teşekkür ederim. Böyle şeyler kimsenin başına gelmesin.